özür dileyeceksin. Anlamadım. Özür dileyeceksin diyorum. Dileriz. Önce bir teki tek kapışalım. Burak. Eğer kaybedersem özrümü dilerim. Eğer tırstıysam biz böyle topluca özür dilemeye hazırız. Sıkıntı yok. Buray yapma. Buray hayır. Senin neyinden korkacağım lan ben? Ha? Gel. Hadi gel. Hayır. Kendine gel. Çık. Anlaşılan sizin eve bir tekerlekli sandalye yetmiyor. Kırayım bacakların da iki olsun. Kardeş kardeş oturursunuz ha? Ne diyorsun lan sen? Burak! Hayır Burak! Hayır! Burak! Hayır! Burak! Hayır!
Sakin ol! Sakin ol! Çıkarıyorlar! Arkadaşlar lütfen açılın. Lütfen dişen tamam. Gençler bak adam haklı. Biraz da açılın. Bizimle değil Burak'la ilgilensinler. Hadi biraz açılın hadi. Hadi, hadi biraz Burak'la ilgilensinler öyle mi? Kore'ye ne olacak peki? Sen merak etme basırsız. Kötüye bir şey olmaz. Bakın Kore'nin abisi gerçekten çok mühim biridir. Ne olursunuz paranın pulun hiçbir önemi yok. Ne olursunuz bize yani verin. Burak zengin abisi yok diye onu ikinci plana mı atsınlar? Ya ben şimdi öyle bir şey mi söyledim? Ya ne yapıyorsunuz? Asya! Yapmayın illa bir şey yapacaksanız dua edin. Tamam sakin olun. Tamam. Tarhan abisin hala. Sen lütfen müdahale et. Ben ne söyleyeceğimi bilemedim şimdi. Hakan abi. Hakan abi arıyorum o. Söyler. Alo. Hakan abi. Abi çok kötü bir şey oldu. Ah be Koray. Değer miydi şu kadıcık? Değer miydi? Olur olur. Dayanmıyor daha. Tamam yaşıyor. 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 Abi. Tarhan aradı. Hayırdır? Bak sakın telaş falan yapmam ha. Koray bir kaza geçirmiş. Ne diyorsun oğlum sen? Nasıl durum? İyi mi? Araba kazası mı? Yok araba kazası değil. Vapur kazasıymış. Vapur kazasından lan dalga mı geçiyorsun? Estağfurullah abi. Çok detay bilmiyorum ama vapurdan denize düşmüş. Nasılmış peki durum şimdi? Neredeymiş? Hastaneye götürüyorlarmış. Ama hayati tehlikesi yok sanırsam. Sanırsam ne Hakan? Sanırsam ne? Koray'dan mı bahsediyoruz? Öğrenmedim adam gibi ne olduğunu. Ya abi bu Tarhan aradı, gak dedi, guk dedi. O da ne dediğini bilmiyor ki. Yürü hadi yürü. Hangi hastanede olduğunu öğrendin umarım.
suçumuz değil. Şimdi kendimizi suçlayacak zaman dua etmemiz lazım. İkisi için iyi olacaklar. Ablam çok kızacak. Hadi biz de hastaneye gidelim. Hadi kalkın. Hadi. Özgür, siz de kendine gel ne olur. İyi olacaklar. İyi olacaklar. Gözde. Nasıl geçti vapur sefası? Gözde. Nadir. Hey Allah'ım ya. Komşu kapısı aşındırıyoruz, halimize bak. Eh be Gözde. Hayat Hanım, gideyim mi Nadir? Yok Müfide Hanım, ben Gözde için gelmiştim. Eğer sizdeyse Nadir'in beyin hücrelerine daha fazla zarar vermeden ben kardeşimi alsam. Ha, Hayat abla. Nadir. Hayat abla, Gözde her kaybolduğunda buraya geldiğinize göre hayırdır? Nadir, Gözde nerede? Nerede ya şimdi harbiden? Ben de merak ettim ha. Normalde 15.30 okul çıkışı. Evet. 16.18 gibi evde oluyor. Siz de 10 dakika geç kaldınız bu arada, dikkatinden kaçmadı. Nerede bu kız? Nadir. Oğlum, kızı nereye sakladıysan çıkar ver. Bak ablasına lazımmış. İşi bitsin, sonra sana yine geri verir, tamam mı? Değil mi Hayat ablası? Gözde, neredesin? Ne hastanesi, ne oldu? Sana mı bir şey oldu? Tamam, konum at bana. Hemen konum at Gözde, hemen. Hayat abla, ya o konum mudur nedir? Ondan bir tane de bana atsana. Ya Allah'ım, sen bana sabır ver ya. Gir içeri. Çabuk gitsene, şeyleri asacaksın, perdeleri. Ya takılı zaten bütün perdeler. Allah Allah, çıkartacaksan tekrar takacaksın. Ay ceza olsun sana, yürü. Bütün mikropları içeri taşıdım. Aa, mikropları içeri taşıdı. Allah senin cezanı ver. Suat, telefon kapalı mı hala yavrum? Çekmiyor herhalde anne. Belki Marmara'ya falan binmişlerdir. Ne çekmemesi bu saate kadar oğlum? Mutlaka başına bir şey geldi. Ben karakola gidiyorum. Ne karakola anne? Antrenman koymuştur hocası. Arkadaşlarıyla takılmıştır. Bir şey olmuştur. Hah, bir şey olmuştur. Abim bu saate kadar beni aramadan asla bırakmazdı. Kesin bir şey olmuştur. Ben gidiyorum. Tamam tamam anneciğim. Bende abinin arkadaşlarının numarası var. Hemen arıyorum. Ara ara. Oğlum nereye? Oğlum Suat arıyor lan. Sonlara haber vermedik. Oğlum ben ne diyeceğim bu çocuğa şimdi? Ben bu telefonu nasıl açacağım? Oğlum ailesi aç. Oğlum ne diyeceğim açıp? Ne diyeceğim? Ne söyleyeceğim? Loşka aç. Alo, Suat kardeşim. Alo, Nedim abi. Abim hala eve gelmedi de. Annem biraz telaşlandı. Abi, ne? Oğluma bir şey mi olmuş? Söylesene oğlum, bir şey mi olmuş? Ne olmuş abine? Abim. Abim. Vapurdan düşmüş. Oğlum. Öğretmenlereyim ben. Neredeler şimdi? Şu an acil serviste müdahale ediliyor ama durumları hakkında gerekli bilgiyi doktor bey verebilir. Acile mi gidiyor? Tamam, peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hayat Hanım. Cerrah Bey, ben şimdi öğrendim nerede olduklarını. Buyurun, ben eşlik edeyim. Siz buradasınız. Ay Cerrah Bey, onların hepsi benim çocuğum. Sizin kardeşiniz de dahil olmak üzere denize düşen çocukların hepsi benim öğrencim. Yapmayın, buyurun lütfen. Nasılmış durumları? Bilmiyorum yani. Şimdi doktorla öğreneceğiz, bakalım. Çocuklar. Hocam çok korktum. Tamam, tamam.
Hocam nasıl, iyi olacak mı? Bebeğim benim, tamam. Tamam, iyi olacak. Tamam, merak etmeyin. Gözde nerede? Tuvalete kadar gittiler hocam. Tamam. Şimdi anlatın bakalım ne oldu? Ne olacak hocam? O Koray denen zibidi ile butikiler arkamızdan vapura kadar gelip bizi saldırmaya kalktılar. Sonrasında Koray ile Burak kavga ederken ikisi de denize düştü. Bir dakika, bir dakika. Niye arabamızın lastiklerine yaptıklarınızdan da bahsetmiyorsun? Sen niye eli sopalı adamlarla beraber geldiğinizden bahsetmiyorsun? Siz niye arabalarınızı üstümüze sürüp artistlik yaptığınızı anlatmıyorsunuz? Çocuklar, çocuklar. Hastanedeyiz, sessiz olun. Anlaşıldı sizinle konuşulmuyor. Buyurun yerlerinize. Şimdi anladınız mı Cevdet Bey? Size Koray'ı okuldan alın dediğim zaman ne gibi bir olayla karşılaşacağımızdan korktuğumu şu an görüyorsunuz değil mi? Siz şimdiden kimin haklı olup kimin haklı olmadığına karar vermişsiniz. Efendim anlamadım. Suya düşenlerden birinin de benim kardeşim olduğunu hatırlatmak isterim. Cerrah Bey biliyorum. Farkındayım. İkisi de benim öğrencim ve feci şekilde endişeleniyorum zaten. Ama şu an daha çok endişelendiğim şey hata yaptığınızı böyle bir durumda bile kabullenemeyecek kadar kibirli olmanız. Öğretmen Hanım. Kardeşim bu durumdayken benimle böyle konuşmanıza müsaade etmem. Konuşursa ne olur be? Konuşursa ne olur? Ne yapacaksın? Ayağına mı sıktıracaksın? Çocuklar. Ayıp. Ayıp. Abla. Abla çok korkuyorum. Lütfen onlara bir şey olmasın. Tamam, tamam. Sakin olun, tamam. Çocuklar, arkadaşınıza bir şey olmayacak. Lütfen korkmayın, tamam mı? Ben şimdi doktorların yanına gideceğim. Konuşacağım, size de haber vereceğim. Sakince bekleyin. Hocam, hocam bize gelelim ne olursun. Evet, evet hocam, ne olur. Evet hocam. Ama sessizce. Gıkını çıkarını haşlarım bak. Tamam. Doktor hanım. Kolay gelsin. Biz hastalarımız hakkında bilgi almak istiyoruz. Vapurdan düşen iki çocuk. Koray ve Burak. Bir saniye lütfen. Çocuklar sessiz olun, tamam mı? Çok rica ederim. Bakın bir sürü hasta var burada. Tamam. Hadi bakalım. Koray Cerrahki ve Burak Erkin. Yakınlar mısınız? Ben Koray'ın abisiyim. Koray için endişelenecek bir durum yok. Biraz önce odaya çıkardık. Yani biraz müşahede altında kalsın istedik. Bir saate kadar çıkarabilirsiniz. Şükürler olsun. Bir de oda numarasını öğrenirsek. 406. Yürü Asya. Cerrah Bey, siz çıkıyor musunuz? Siz çıkın. Ben daha sonra geleceğim. Diğer çocuğun durumu nasıl doktor hanım? Diğer çocuk değil. Onun adı Burak. Nedim. Haşlarım dedim. Burak'ın durumu nasıl doktor hanım? Siz aileden misiniz? Ben öğretmeniyim. Ailesi yoldadır. Biz de kardeşleri sayılırız. Hatta kardeşten de öte. Ya durumu nasıl? Nilgün teyzeye Suat geldi. Oğlum iyi miymiş öğretmen hanım? Ne yapıyorsun ya? Sök şunları, sök. Doktor Bey'in talimatı. Ya başlatma doktorundan. Hasta mıyım ben kardeşim? Oğlum ne oluyor? Koray, ne oldu? Görmüyor musunuz abi? Delirmiş bunlar. Baksana delik deşik oldular yerim. İyi misin diye sormuyorum. Böyle bağırdığına göre hiçbir şeyin yok. İyiyim, iyiyim. Hiçbir şeyim yok benim. İyiyim. Sadece suya düşünce bayılmışım o kadar. Anladık Koray. İyisin, tamam. Şükürler olsun. O pisliğin olmuş. Durumu ciddi. Beter olsun. Hepsi beter olsun. Şşş. Bir sakin ol, tamam. Vapurdan düşme esnasında kafasını çarpmış, beyin sarsıntısı geçirmiş. Her ihtimalle karşı müşahede altında tutuyoruz. Abim iyileşecek mi? Merak etme, şuuru açık. Birazdan tomografi çekilecek. Uzman arkadaşlar bakacaklar, üzülme. Allah'ım, oğlum sen koru yarabbim. Tamam, ne gün ama sakin olma lütfen. Çok rica ediyorum. Geçmiş olsun hanımefendi. Ben bir Koray'ın yanına çıkayım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sakin. Oo! Ne güzel memleket ya. Kardeşi yırttı tabii, rahat.
Hele bir Burak'a bir şey olsun. En büyük hayali milli takıma seçilmekti. Çocuklar bir sakin olur musunuz lütfen? Şu an yaptığınız şeyin Burak'a hiçbir faydası yok. Neyin faydası var ki hocam? Elimiz kolumuz bağlı dua ediyoruz anca. Allah oğluma bir şey olmasın. Ne olursunuz oğluma bir şey olmasın. Tamam Nilgün Hanım ne olur sakin olun. Lütfen bakın Burak iyileşecek. Burada başka hastalar mı var? Siz birazcık dışarıya çıkıp hava alalım. Tamam hadi bırakın siz bana. Buyurun hadi çocuklar siz de yavaş yavaş. Sessiz çıkın tamam buyurun. Buyurun. Şey, biz dışarıda bekleyelim olmazsa. Zaten hemşireler de oda çok dolu olmasın dedi. Vay be. Odayı boşaltacak kadar kuvvetli bir rüzgarla girdiğine göre fırtına yakın desene. Şimdiye kadar attığım fırçaların bir faydası olsaydı... ...öyle çingene palamudu gibi... Balıkçağına takılmazdın. Ya şimdi de palamut olduk öyle mi? Eşek kadar boyun namsı olacak değilsin ya. Çok korkuttun beni. Ve tabii kızdırdın da. Abi o kavga durduk yere çıkmadı. Bak hayatta hiçbir kavga durduk yere çıkmaz. İnsan kavga etmek istedikten sonra her zaman bir neden bulur. Hatta bırak kavgayı. Birini öldürmek istersen bile onlarca sebep bulursun. Ama bu dünya hala dönüyorsa ölmek ya da öldürmek için değil, yaşamak ve yaşatmak için uğraşanların yüzü suyu hürmetine dönüyor. Neyse. Sen de dinlen biraz. Doktorlarla konuştum. Birkaç saate taburcu olur dedi. Abi. O nasıl? Burak mı? Müşahede altında. Beyin sarsıntısı geçirmiş. Doktorlar durumu ciddi dedi. Ya onu sormuyorum. Gözde. Gözde burada mı? Hı. Burada. Arkadaşlarının yanında. Önemsediği arkadaşlar. Sevda, yine ne var? Uğursuz. Her şey senin uğursuzluğun yüzünden geldi başımıza. Sevda, şimdi sırası değil. Yapma ne olur. Sevda, sakin ol. Gel. Hadi abisi, gel biraz hava alalım. Hadi. Ya tamam bir bırak ya. Ya bırakın ne istiyorsa söylesin. Ya bırak bu olgun kız ayaklarını. Öyle sahte gözyaşları falan, bu numaraları bana yutturamazsın kızım sen. Numara yaptığım falan yok. Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten acı çekiyorum. Ya gerçekten ağlıyorum. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Ve Burak iyileşene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Burak'ın adını ağzına almayacaksın. Öyle öğretmen kardeşisin falan diye havalara girme. Sevda ne olur yapma. Burak iyileşene kadar hiçbir yere gitmeyeceğim. Ulan Burak diyor ya kızım sen. Sana ne Burak'tan? Sana ne? Sana ne Burak'tan? Git vicdan azabımı yaşıyorsun. Ne yaşıyorsan git dışarıda yaşa. Sinsi pislik. Şş, ne oluyor burada? Ne oluyorsunuz yine? Gözde. Sevda. Geçmiş olsun. Sağ olun. Hiç yakıştıramadım size. Nasıl yaparsınız bunu ya? Koskoca Gedikbaşı Anadolu Lisesi'nin seçkin öğrencileri vapurda tekme tokat kavga ediyor. Ya arkadaşlarımız bu olsaydı? Olacak şey mi bu?
Sonra bunun hesabını hepinizden teker teker soracağım. Bakın çocuklar, şunu unutmayın. Okul dışında üzerinizde formalarınız olduğu sürece sizler bizleri temsil ediyorsunuz. Tamam mı? Ben şimdi arkadaşlarımıza bakacağım. Ha bu arada, Burak evladımızın 24 saat müşahede altında kalması gerekiyor. Dolayısıyla 24 saat boyunca hiçbiriniz bu hastanede olmayacak. Hocam, hocam. Bir dakika. Ziyarete vesaire hiçbir şeye gelmiyorsunuz. Bunun dışında davranan kendini disiplin kurulunda bulur. Yok hocam. Yok, hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı. Duydunuz, tek kelime duymak istemiyorum. Hepiniz evlerinize dağılıyorsunuz. Abla ben kalsam. Ya sen nasıl bir insansın ya? Sevda! Hastanedeyiz, sessiz olun. Lafımı ikiletmeyin, hepiniz evinize gidiyorsunuz. Hadi sessiz. Hastanedeyiz, sessiz. Sana bir şey diyeyim mi? Biz resmen atın peşeye bindik. Okul okul değil, tımarhane. Hayat Hoca partiyi basmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Saçma sapan konuşma Asya. Asıl ben arayıp Hayat Hoca'ya haber vermeseydim 18 yaşından küçük bir kızla beraber olduğu için hapisteydi şimdi. Ne dedin sen? Koray hapsi boylayacaktı diyorum kızım, şaka değil. Hayat Hoca'ya haber veren sen miydin? Tarhan, az önce dedin ki Hayat Hoca'ya haber vermeseydim. Evet, Hayat Hoca'ya ben haber verdim. İstiyorsan git Koray'ı ispiyonla. Zerre kadar umurumda değil. Ben ne yaptıysam Koray'ın iyiliği için yaptım. Saçma sapan konuşma Tarhan. İspiyonlamayacağım tabii ki. Bunu öğrenirse seni öldürür, biliyorsun değil mi? Hayır, yani zaten şu yeni okulumuzda 3 kişiyiz. Bir de sizin aranız bozulsun, tam olsun. Söylemeyeceksin. Söylemeyeceğim dedim ya. Hiç merak etmeyin, gözünüz arkada kalmasın efendim. Tekrardan çok geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda da okula bir kahveye bekliyorum Murat Beyciğim. Koray? Çok geçmiş olsun çocuğum. Yani kendi evladım olsa bu kadar severim. Farkındayım. Müsaadenizle. Özde, bir geçmiş olsun ödemeyecek misin bana? Geçmiş olsun. Onca ağrı kesici yine yaptılar, geçmedi ama senin bir lafınla iyileştim. Gözde, hadi canım arabaya bin, sen zaten açık. Hadi. Koray, hadi sen de geç, üşüdüm. Cerrah Bey, kusura bakmayın ben bugün size kabalık ettiysem. Mühim değil. İnsan böyle zamanlarda dilini tutamıyor. Aslına bakarsanız benim sizden özür dilemem lazım. Ne için? Çocukları biraz sıkıştırınca ne olup ne bittiğini öğrendim. Bizimkinin eşekliymiş. Yok yani, sonu iyi bitsin de Cerrah Bey, önemli olan o. Ayrıca benden de özür dilemek zorunda değilsiniz. Asıl özür dilenmesi gereken Burak'ın ailesi bence. Biraz önce onlardan da özür diledim. İyi yaptınız. Cerrah Bey, konuştum ben muhasebeyle, çocuğun tüm masraflarını bize fatura edecekler. Belediye ile anons yapsaydın Erkan. Neyse, sen arabaya geç. Ben geliyorum.
Ya hiç mecbur değildiniz hastane masraflarını üstlenmeye cerrah bey. Gerek yoktu tabii. Ama bizi insan yapan bu hayatta mecbur olmadan yaptıklarımız değil mi? Doğru. Neyse ben daha fazla tutmayayım sizi. Estağfurullah. Önce siz bakalım arabanız çalışacak mı? Ya, vallahi cerrah bey benim civciv ortadan iki gün kayboldu. Bir geldi geri tıkır tıkır çalışıyor. Araba cillop gibi olmuş. Anlamadım kim yaptı niye yaptı ama çok iyi olmuş gerçekten. Belki de gizli bir hayranınız vardır. Olmasın öyle gizli hayran falan. Neyse iyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'ım yarabbim gizli hayranmış. Neyse yapın ki fikriniz neyse fikriniz de o. Bu sabuk laf var. Gizli hayran nedir arkadaşım? Hayran ne demek? Abla kendi kendine konuşmaya devam edeceksen gelmişken psikiyatriste de uğrayalım. Ne gizli hayranı ya? Gelmişken istiyorsan bir de ortopediste uğrayalım Gözde. Sen iyileşmişsin bakıyorum. Ben senin bacaklarını kırayım. Arkadan çantayı ver anahtarı bulamıyorum. Allah'ım yarabbim. Araba çalışıyor normalde de bu sefer de anahtarı bulamıyorum enteresan. Abla neden açıklama yapıyorsun adama? Ne bileyim niye hesap veriyorum. Araba çalışıyor ya onu göstereyim dedim ama saçmalıyorum yani. Abla. Efendim. Cerrah bey senden hoşlanıyor olmasın? Gözde. Tıp ol. Mıhla ol dudaklarını. Mıhlarım o dudaklarını. Ne saçma sapan konuşuyorsun ya. Ah. Buldum. 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 İyi akşamlar. Deneme, şerifim konuşacak. Ses deneme. Dünyanın 8. harikası heykelli dikilesice şerifim konuşacak. Ses deneme. Sesim geliyor mu? Gece ola. Şuradan geç. Hop hop. Sıraya kaynamak yok. Bol sıfırlı zengin. Geçin siz şu arkaya. En azından gözümüzün önünde olmazsınız. Ne oluyor oğlum sabah sabah? O elini bir indir. Sıfatını tamlarım. Ne oluyor be? Eşkıya mısınız siz? Hiç bu kadar sefilliği bir arada görmemiştim. Alışkın değilim. Alıştıra alıştıra söyleriz ablacığım. Burak'a bir şey olursa hepinizi para gibi harcarız. Ya affedersiniz de bir şey anlamadım ben şimdi. Sende olmayan bir şey nasıl harcayacaksın ki sen? LPG'li Aragaz. Bakın, Burak'a gerçekten üzüldüm. Yalan değil. Ama şu kadar bir üzüldüm. Sonra geçti. Ya şunların tiplerine bakar mısınız? İlk dersin ezik dili ve edebiyat olduğunu bilseydim gelmezdim. Benim kardeşimin hayalleri vardı. Genç milli olacaktı. Ama gene olacak. Ama şunu bil. Bizim kardeşimizin hayalleriyle oynayanın hayallerini başına yıkarız biz. Ve her gün de dua et. İyileşsin diye yalvar. Çocuklar anlamadığım şey şu. Neden Burak için üzülüyorsunuz? Yani Burak bu yetenekli çimde değil, kum pistte bile koşamaz. Sessiz! Değerli meslektaşlarım, öğrenciler. Öncelikle dün maalesef tatsız bir olay oldu. Okul dışında bir vapurda bir kavga. Bu kavgaya
okulumuza yeni gelmiş misafir öğrencilerimize ev sahibi eskisiz öğrencilerimizin daha sevgi dolu, daha anlayışlı ve altını çizerek söylüyorum. Daha misafirperver davranmasını rica ediyorum. Neden? Vay! Misafirperverlik Türk insanının özünde vardır. Arka taraf sessiz. Sıradan ve çok değerli öğrencilerim. Hayırsever bir müdür olarak sizleri yeni bir etkinliğimize davet etmek istiyorum. Bir kardeş okulumuzun ihtiyaç sahibi öğrencileri için giyim kuşam kampanyası yaptık. Yemeğin yedirin, giymeyin giydirin. Kullandığınız kullanmadığınız hangi kıyafetiniz varsa ütüleyip okula getiriyorsunuz. Biz de o kıyafetleri kardeş okulumuzun ihtiyaç sahibi öğrencilerine yolluyoruz. İyi dersler. Yalnız müdür bey ilk kez doğru bir şey yapıyor. Arkadaşlar vallahi yalnız çok büyük bir sorun var. Yani kız ve erkek öğrencilerin getirdikleri giysilerin ağırlıkları kesinlikle eşit olmalı. Ay neyse canım, vallahi ben çok mutlu oldum. Kesinlikle bu dayanışmaya ben de katılmak istiyorum. İşte. Şöyle. Yalnız şimdiden söyleyeyim, nasıl ne giyeceğine ben karar veriyorsam, ne göndereceğine de ben karar veririm Zehra. Senin bir şeye karar verdiğin yok Erol. Ne giyeceğime de ne göndereceğime de ben kendim karar veririm. Bana kimse karışamaz. Bana ben bile karışamam. Abi Şerif müdüre geçmiş olsun gidelim mi? Niye abi? Adam yoga yapan Alaoğlu kadar sağlıklı görünüyordu. Yok abi ya. Kesin vahim bir kaza geçirdi. Başına bir şeyler geldi onun. Yoksa bizim Şerif müdür kardeş okula yardım kampanyası. Mümkün değil. Tabii. Ay bu adam acaba çift karakterli falan mı? Olabilir. Çift karakter mi? Oğlum ben adamda bir tane karakter olduğunu şüphe ediyorum. Ya da iddia mı yürüsek kaç karakterli diye. Abi din... Abi bırakın goy goyu ya. Arkadaşımız hastanede. Hastaneye mi gitsek? Müdür yasakladı ya bariyer. Bak bu konuda karakterli davranır ve hepimizi disipline yollar. Abi içim acıyor resmen ya. Vicdan azabı çekiyorum. Yani kardeşimiz orada öylece yatıyor. Biz burada... Oğlum, onun adı Ronaldo. Kaç insan gücünde farkında değil misiniz? Siz görürsünüz. O hastanede aldığı serumlarla gücüne güç katarak gelecek buraya. Aragaz haklı. Adam Ronaldo beyler. Dağılabilirsiniz. Net. E dağılalım o zaman. İyi misin Sevda? İyi değilim vallahi hemen. Burak orada öyleyken nasıl iyi olayım ki? Ya bu ziyaret işini niye yasakladı ben anlamadım. Burak'ın bana ihtiyacı var orada. Annesi yanında sık dişini. Bak Burak toparlayacak, iyi olacak. Ben iyi değilim ama hemen. Burak orada öyle savaş verirken ben burada hiçbir şey yapamıyorum. Boş boş oturuyorum. Yok böyle olmayacak. Benim bir şey yapmam lazım. Emel, sen bana yardım eder misin? Ne istersen yaparım. Benim Burak'ın yanında olmam lazım. Böyle birkaç ders beni idare eder misin? Ne bileyim, midesi bulandı revirde falan dersin. Yaparsın değil mi? Yaparım tabii kızım. Aşk bizim işimiz. Ama bak dikkat et. Şerif öğrenirse seni de yakar, beni de yakar, arkadaşlarımız da yakar. Yok yok, sen merak etme. Emel, canımsın biliyorsun değil mi? Ya asıl sen benim canımsın. Bak şu an sana kalpli gözlerle bakıyorum. Canım
Günaydın Nazan Hocam. Günaydın Hayat Hocam. Aa, dersiniz yok mu sizin? Yok, ilk iki dersim boş. E niye geldiniz o zaman? Aa, ne güzel. Yatıp uyusaydınız ya. Yok, ben uyku sevmiyorum. Ay, uyudukça uyuyası geliyor insanın. Yattıkça yatası geliyor, hasta gibi. Zaten gözleri getiriyorum. Benim de bir iki işim var. Bugün onları hallederim herhalde. Siz? Beni bıraksalar üç gün uyurum. Bekle, haber veriyorum. Ay, yatayım uyuyayım isterim. Hayat Hanım. Günaydın hocam. Günaydın. Ziyaretçiniz var. Kim? Okuldan ayrılan bir öğrencimiz vardı. Onur Yiğit. Aa, Onur Yiğit mi? Aa, çok şekerdir. Gelin gelin. Canım, hocam, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Nasılsın yavrum? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben Hayat Sarayaz öğretmenle görüşecektim. Görüşüyorsun. Benim. Merhaba hocam. Burak'ı hastaneye görmeye ziyarete gittim de görüştürmediler. Şimdi annesini de rahatsız etmeyeyim dedim. Sizden bilgi almak istedim. Çok incesin. Ben bu sabah doktoruyla görüştüm tekrar. Durumu gayet iyiye gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok, merak etme. Burak benim kardeşim gibidir hocam. Yani çok üzüldüm duyunca. Merak etme, merak etme. Üzülecek bir şey yok. İyi olacak. İnşallah. Anne içinden alıyoruz haberleri. Her şey çok iyi gidiyormuş. Liseyi dışarıdan okuyan bir öğrenci için notların da çok güzel. Aferin sana. Uğraşıyoruz Nazan Hocam. Olduğu kadar. Sağ ol. Biz sana güveniyoruz yavrum. Sende o potansiyel var. İnşallah hocam. Sağ ol. Sen 10B'deki arkadaşlarını görmeyecek misin bugün? Yok hocam. Şimdi dikkatleri dağılır. Ben daha sonra onları ararım. Kendinize iyi bakın. Güle güle yavrum. Hay Allah. Hocam yazık oluyor Onur'a. Göz göre göre harcanıyor çocuk. Belki yapacak bir şey vardır Nazan Hocam. Hocam, sizi hayal kırıklığına uğratmak istemem ama biz Onur'un ailesiyle daha önce çok konuştuk. Yani sadece ailesiyle konuşmak da yetmedi. Onur'la konuştuk, arkadaşlarıyla konuştuk ama biz Onur'u ikna edemedik. Peki nedir tam olarak mesele? Yani tam olarak biz de bilmiyoruz. Anlatmıştım ya size, babasını kaybettikten sonra maddi sıkıntıya girdi bunlar. Bu maddi sıkıntıyı uzun süre atlatamadılar. Dolayısıyla da bütün sorumluluk Onur'un üstüne kalmış. Acaba diyorum ben mi konuşsam? Bir kere de Nazan Hocam. Yani belki şartlar değişmiştir. Belki yapabileceğimiz bir şey vardır. Ne bileyim. Siz bana adresini mi verseniz? Ben gideyim bugün. Belki de çok iyi olur. Sizin görüşmeniz. Veririm. Var adresi. Zeynep. Geç kaldın sen. Ya evet, bugün biraz geç kaldım. Trafik falan mı vardı? Evet evet, yola takıldım. Sen niye buradasın? Zil çoktan çalmıştır. Ne bileyim. İçim daraldı biraz. Anlıyorum. Giremedim. Anlıyorum. Dünden beri aklımı okula veremiyorum ki. Ya başımıza gelenlere baksana. Ya mıknatıs gibi belayı çekiyorum resmen. Nereye gitsem oranın huzuru kaçıyor. Ya seninle ne alakası var? Yani seninkiler bizimkilerin üzerine biraz fazla geldi. Hepsi bu. İşte bak, seninkiler diyorsun. Ya kim benimkiler? Koraylar mı yoksa Buraklar mı? Ne taraftayım, nereye aydım onu bile bilmiyorum ki Zeynep. Sen adil olmaya çalışıyorsun. En doğrusu da bu zaten. Ya biri benim yüzümden hastanede yatıyor mesela. Durumu iyi mi, kötü mü?
Ya hala aynıymış durumu duyduğuma göre. Ya müdür de ziyaret yasağı koydu zaten. Şaka gibi ya. Hastanede kimseyi almıyorlar ki içeri. Gözde. Abla. Hadi. Yani hocam. Nereye? Yok bir işim var. Gidip geleceğim. Hadi zil çaldı. Hadi. Ya o değil de ablam ders saatinde dışarı çıkmaz ki. Belki dersi boştur. Tabii ya. Bugün iki dersi boştu. Ben kafayı yiyeceğim. Böyle elim kolum bağlı. Zeynep senden bir şey isteyebilir miyim? Yani yapabileceğim bir şeyse tabii. Ya ablam gelene kadar hastaneye gitmek istiyorum Burak'ı görmek için. Beni idare edebilir misin? Ederim etmesine de yakalanırsan disiplinlik olursun. Ya merak etme yakalanmam. İyi tamam hadi git. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Gözde. Burak. Hadi hayırlısı. Ya bunlar beni kameradan izlemiyorlardır inşallah. Oo, atarla güzel iniş başında. Şşt, Kara Sevda. Ne yapıyorsun arkamda? Arkanı kolluyorum işte, fena mı? Vallahi sende daha çok adamı arkasından vuracak tip var ama. Neyse. Ya şu kırılgan ve narin fiziğe bu ses tonu ve cümleler yakışıyor mu hiç? Ya çekil git başımdan, vaktim yok zaten. Ha sana ayıracak vaktim yok diyorsun yani, öyle mi? Sana da vakit ayıracağım Koray. Burak'a yaptıklarını unutmadım. Sıranı bekle. Burak'a gidiyorsun galiba. Ya sana ne? Bırak kolumu yoksa kim narin mi zevkle gösteririm sana. Atarlanma da bir dinle. Acelem var diyorum. Burak'ı göreceğim. Bırak. Tamam işte ben de bunu konuşacağım. Burak'ı her zaman yanında görmek istiyorsan benimle işbirliği yapmak zorundasın. Oo, tamam sakin. Ne oluyor? Rüzgar esiyor. Sen nereye? Küçük bir ziyaretim var. Tamamdır. Nilgün Hanım siz hiç merak etmeyin. Biz Burak için elimizden geleni yapacağız zaten. Ben zaten akşam üzere uğrayacağım hastaneye. Merak etmeyin. Tamam. Görüşürüz. Adres doğru ama. Buyurun. Ben Makbule Hanım'a bakmıştım. Siz misiniz? Neden sordunuz? Siz kimsiniz? Ben Onur'un öğretmeniyim. Eski okulundan öğretmeniyim. Nazan Hanım arayacaktı sizi. Haber verecekti. Evet. Doğru. Şimdi az evvel aradı. Hayat öğretmensiniz siz. Aynen. Ay tamam. Buyurun. Hoş geldiniz. Buyurun. Tamam. Buyurun. Şirter. Sağ olun. Zahmet ettiniz. Ay havalar nasıl soğudu. Evet. Nasıl soğudu. Of. Evet. Ay buyurun. Sıcak içeriz. Buyurun aşağıya. Sağ olun. Ay, çok kusura bakmayın. Estağfurullah. Kusura bakmayın. Ben de az önce işten geldim. Gececiyim ben. Onur evde yalnız kalmasın diye sabahları ben de gece vardiyasında çalışıyorum. Onur yalnız kalmasın diye derken? Onur da geceleri çalışıyor öğretmenim. Öğleden sonra da uyandığında evde yemek falan olsun diye ben de geceleri çalışıyorum. Ne iş yapıyor Onur? Müzikle uğraşıyor benim oğlum. Geceleri hem gitar çalıyor hem de şarkı söylüyor. Bir de bir yetenekli bir görseniz öğretmen hanım. Hem çok yetenekli hem de çok aklı başında benim oğlum. Heh geldi. İyi sen lafını istin. Hayat hocam. Onur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırdır? Burak bir şey mi oldu yoksa? Yok Burak'ın bir şey yok. İyi ben seni görmeye geldim. Burak iyi. Zahmet etmişsiniz. Onur ben çay demleyeyim. Sen de bakkaldan çayın yanına bir şeyler al. Ha? Tamam. Tamam anne. Makbule Hanım. Haddim aşarsan beni bağışlayın. Lütfen. Ama Onur'un okuluna geri dönmesi geleceği için çok önemli.
Ne yaşadınız bilmiyorum, ne oldu bilmiyorum ama benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Öğretmen Hanım, Onur babasını 2 yıl önce kaybetti. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Üstelik geride çok yüklü bir borç bırakmış. Alacaklılar beyim öldükten sonra bizi hiç rahat bırakmadılar. Oğlumu ölümde tehdit ettiler. Evimizi bastılar. Aman, Onur bu anlattıklarımı size duymasın. Sonra çok üzülür. Tamam. Biz de böyle çaresiz kaldık. Oğlumla beraber anaoğlu gece gündüz çalışıyoruz. Borçlarımızı ödüyoruz. Ne yapalım? Belki yoruluyoruz ama en azından oğlum sağ yanımda. Makbule Hanım, bu alacaklılar nasıl insanlar, böyle gelip sizin evinizi basıyorlar. Ölümle tehdit ediyorlar. Tefeci mi Makbule Hanım bunlar? Ha? Tefeci mi? Anne. Onur, bak öğretmenin de seni düşünmüş gelmiş. Ben de bir şeyler anlatırsam yardım... Yardıma falan ihtiyacımız yok bizim anne. Hocam, siz de sağ olun. Buraya kadar gelmişsiniz. Ama yapılacakları yapmaya çalışıyorum zaten. Görüyorum Onur. Görüyorum. Ama sen de şunu bil ki ben de kolay vazgeçmem. Diğer arkadaşların kadar okuma hakkı olan senin kadar başarılı bir çocuğun eğitim hakkının elinden alınmasına ben müsaade etmem. Hadi bakalım. Bir çay koysaydın. Hiç zahmet etmeyin. Sağ ol, hadi. Olmadı böyle. Hiç önemli değil, hiç önemli değil Makbule Hanım. Ay Allah. Hiç önemli değil. Bir şeye ihtiyacın olursa hep haber et, tamam mı? Tamam, çok sağ olun. Öğretmen Hanım. Ay, heh. Onur'un kusuruna ne olursunuz bakmayın. Üstüne çok yük bindiği için bugünlerde biraz aksi davranıyor. Önemli değil. Bir şey soracağım size. Onur'un eğitimi konusunda bize yardımcı olacak mısınız? Tabii ki. Elimden geleni yapacağım, emin olabilirsiniz. Sadece şu anda bir şey söyleyemiyorum. Bana sadece şu tefeciyle alakalı bir numara, bir isim, bir şey verirseniz ben çok mutlu olurum. Şu anda aklımda yok. Size sonra telefon açsam olur mu? Olur, tamam. Telefonum var değil mi sizde? Nazan öğretmenden alırım. Hay hay, hadi görüşürüz. Öğretmen Hanım. Canım, yapma. Allah razı olsun sizden. Hadi gir içeri üşüme, hadi. Halledeceğim. Sen okula geri döneceksin Onur. Döneceksin. Pardon, bir şey mi vardı? Araba benim de, bir sorun yok değil mi? Yok abla, yanlış anlama. Geçen bu arabayı bizim Yaşar Usta elden geçirmişti de arkadaşı onu anlatıyordu. Maşallah gıcır gıcır yapmış arabayı. 40 yılın ustası tabii. Eğer satmayı falan düşünürseniz... Yok, satılık değil yani. Satmayı düşünmüyorum da siz emin misiniz? Bu arabamı karıştırmış olmayasınız. Tabii ablacığım, zaten kaç tane kaldı ki piyasada bundan? Niye sordunuz ki? Yoksa Yaşar Usta'ya yaptırmadınız mı? Yok. Yok yani şey, ondan demedim. Arkadaşım yaptırdı aslında da. Ya ay, ben aslında Yaşar Usta'ya bir teşekkür etmek istiyordum. Siz de şey, adresi varsa ben bir alabilir miyim? Tabii ablacığım, ne zaman? Ay Yaşar. Hah. Sana zahmet, ay bunu da bir açamıyorum ki ben. Hah. Hadi oğlum, aç bakayım ağzını. Ya anne, çocuk muyum ben? Kendim yerim. Hadi, daha fazla yorulma sen. Olmaz. Doktor tomografi sonucu gelmeden hareket etmesin dedi. Hem bu şekilde nasıl yiyeceksin? Al bakayım, aç ağzını. Ha. Aferin. Anne ya. Ya Suat şu halimi görse var ya, dalga geçer benimle. Gözde. Annem. Merhaba. Öpeyim evladım. Hoş geldin. Ben rahatsızlık verdiysem daha sonra gelebilirim. Yok yok, olur mu öyle şey? Gel bakayım.
Sen şöyle otur. Sen şimdi benim oğlum yedir. Ben de yan odada bir teyze var, yemeğini yememiştir. Gidip onu yedireyim. Hepsi bitecek, tamam? Ne ara teyzelerle arkadaş oldu acaba? Burak, ben çok endişelendim. Ya bir şey olacak diye çok korktum. Koray benim yüzümden okula geldi. Eğer gelmeseydi... Ya senlik bir durum yok. Sen olmasaydın da ben o herife gıcık olurdum zaten. Ya evlat olsa sevilmez o herif. Ya annem yeterince çocuk yerine koydu zaten beni. Bir de sen yapma lütfen. Vallahi ben bilmem. Anneni duydun. Arkadaşın yedirsin hemen. Anneler her zaman her şeyin en iyisini bilirler. Biliyor musun Şerif Bey ziyaret yasağı koydu. Hadi ya. Sen kuralları çiğnedin yani. Yani. Alo, Emoji. Ben geldim, hastanedeyim. Bir sıkıntı var mı orada? Ha, iyi, tamam. Ay gözüm seveyim, beni idare et, olur mu? Sağ olasın. Hadi öpüyorum seni. Bezi ver oğlum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ay ne güzel araba. Ben Yaşar Usta'ya bakmıştım da. Evet, benim. Kolay gelsin ustacığım. Ya benim arabaya geçen gün siz bakmışsınız galiba. Evet, hatırlıyorum. Bir sorun mu var yoksa? Ya böyle bir tekledi galiba. Bir bakalım. Sorun yok gibi ama. Ya hay Allah. Ben gaza boğuldum herhalde. Öyledir ama yine yaparsa siz hiç zahmet etmeyin. Cerrah Bey bir alo desin. Ben hemen birini gönderip aldırırım. Murat Besim Cerrahgil'den mi bahsediyorsunuz? Evet. Onun tanıdığı değil misiniz? Yok yok, ondan değil. Cerrah Bey size hep böyle getirir mi arabalarını? Çok eski müşterimdir. Yaklaşık 15-20 senedir hep bize tamir ettirir arabalarını. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun. Rica ederim. Ne zaman lazım olursa bekleriz efendim. Sağ olun. Cerrah Bey'e de selamlarımızı, hürmetlerimizi lütfen iletiniz. Baş üstüne. İyi günler. Vallahi Cerrah Bey, benim civciv oradan 2 gün kayboldu. Bir geldi geri, tıkır tıkır çalışıyor. Araba cillop gibi olmuş. Anlamadım kim yaptı, niye yaptı ama çok iyi olmuş gerçekten. Belki de gizli bir hayranımız vardır. Olmasın öyle gizli hayran falan. Lüzumsuz, lüzumsuz hareketler. Sen kimsin? Kimsin benim arabamı alıyorsun ya? Hırsız. Hadi biraz daha ye. Ya beyin sarsıntısından yatıyorum zaten. Bir de mide fesadı çıkacak başıma. Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz hadi ye. Senin burada ne işin var ya? Sevda dur. Ya ben gitsem iyi olacak. Sana tekrardan geçmiş olsun Burak. Burak diyor ya. Sevda.
Bana baksana sen. Çek şu elini. Okula geç kalacağım. Seninle uğraşamam. Ha, benimle uğraşamazsın demek. Burak'la çok güzel uğraşıyorsun ama bakıyorum da. Bana bak kızım. Seni bundan sonra Burak'ın yakınında görmeyeceğim. Değil, yakınında, uzağında bile görmeyeceğim. Duydun mu beni? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ben okul arkadaşımı ziyaret etmeye geldim. Buna farklı anlamlar yükleyeceksen o senin bileceğin iş. He, yani sen diyorsun ki Sevda daha beni şöyle bir güzel döv. Hayır. Kaba kuvvet senin gibi kaba kızlara yakışır. Benden uzak dur. Bir daha buraya gelmeyeceksin. Buna sen karar veremezsin. Burak benim de arkadaşım. Ama benim sevgilim. İyi ya. Mutluluklar dilerim size. Görmemişin sevgilisi olmuş. Salaksın kızım sen. Ya sen hasta mısın oğlum? Niye beni takip ediyorsun? Kısa ve net konuşacağım. Sen Burak'a aşıksın, ben Gözde'ye. Gördüğüm kadarıyla Gözde senin için bir tehdit. Yalan yok. Burak da benim için. Neyin peşindesin? Sen sadece Gözde'ye ulaşmama yardım et. Burak'ı da sizi de rahat bırakırım. Benim için önemli olan tek şey Gözde. Koray sen hastasın biliyorsun değil mi? Dedim vallahi. Olabilir. Sevdiğin söz konusu olunca sen de çok akıllı davranmıyorsun. Defol git Koray. Defol. Geleceksin kızım. Tıpış tıpış bana geleceksin. Sevda, ne oluyor? Ben de aynı soruyu sana soracaktım Burak. Ne oluyor? Ya kız durumumu merak etmiş, ziyarete gelmiş. Ne var bunda? Hadi ya. Niye durumunu merak ediyor ki o kız senin? Sevda. Bariyer ya da emoji gelseydi de durum aynı mı olurdu senin için? Burak, onlar bizim arkadaşlarımız. Gözde de arkadaşımız. Hem aynı okuldayız, aynı sınıftayız. Peki. Sen anlamıyorsun, ben sana şöyle anlatayım. Ben o kıza güvenmiyorum. Yok. Sen ona değil, bana güvenmiyorsun. Aşkım, bak beni anlamıyorsun. Ben böyle kızları biliyorum. Bunlar böyle sırf zevkine gıcıklık olsun diye sevgili ayırıyorlar. Biz ayırabileceğini düşünüyorsan bana değil. Zaten kendine güvenmiyorsun demektir. Ya ne alakası var? Sevmiyorum ben bu kızı ya, sevmiyorum. Sevda, sakin ol. Yani eğer ilişkide biri gitmek istiyorsa onu kim tutabilir? Yani bu ikimiz için de geçerli bir durum değil mi? Hem kendini hem beni boşuna üzüyorsun. Yapma, tadımızı kaçırma. Burak, o kız aklını çelmeye çalışırsa eğer beni bırakmazsın değil mi? Benim aklımı senden başka kimse çelemez. Cerrah Bey, kentsel dönüşümdeki inşaatlarımızın son durumuyla ilgili bir sunum istemiştiniz. Onu hazırladım efendim. Teşekkürler. Toplantınızı biliyorum, özür dilerim ama Hayat Hanım geldi. Önemliymiş. Arkadaşlar, bir süre ara verebilir miyiz? Daha sonra devam ederiz. Sadri, beni bir süre rahatsız etmeyin. Tamamdır Cerrah. Cerrah Bey müsait. Buyurun Hayat Hanım. Teşekkür ederim. Cerrah Bey, siz yine ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Hayat Hanım, lütfen beni yanlış anlamayın. Tarzınız enteresan. Ama bir kez olsun şu odaya girerken iyi günler, nasılsınız? Hadi onu da geçtim. Merhaba demeyi düşündünüz mü hiç? Vallahi siz insanların hayatına burnunuzu izinsiz sokmamayı öğrenmediğiniz sürece rüyanızda görürsünüz Cerrah Bey. En azından bu sefer kapıyı çaldım.
Anladığım kadarıyla bu sefer konu kardeşim değil benim. Evet sizsiniz. Siz kim oluyorsunuz da benim arabamı benden izinsiz çaldırıp bir de gidip tamir ettiriyorsunuz? Kim istedi sizden böyle bir şey ya? Kimse istemedi. E? Sadece kardeşimin öğretmenine, dolayısıyla da eğitime bir katkım olsun istedim. Öğretmenlik yapmak için sizin desteğinize ihtiyacım yok benim Cerrah Bey. Vallahi dışarıdan bakınca arabanızın çalışmak için desteğe ihtiyacı olduğunu düşündüm. Malum her seferinde gitmek için birkaç kişi arıyordunuz. Bu sizi hiç ilgilendirmez Cerrah Bey. Zerre kadar ilgilendirmez. Ha ama paranızla abuk sabuk jestler yapıp kardeşinizin yediği herzeleri telafi etmeye çalışıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Yanlış kapıdasınız. Hayat Hanım. Amacım kardeşimin yediği herzeleri telafi etmek olsaydı sizin arabanızı tamir ettirmek yerine son model bir araba almam gerekirdi. Ama haddim değil. Kesinlikle değil. Bu konuyu neden bu kadar büyütüyorsunuz? İnsanın birine yardım etmek için illa özel bir sebebinin mi olması gerekiyor? Yapabiliyordum, yaptım. Ne var bunda? Bu hayatta hiçbir karşılık beklemeden, başkalarına yardım eden insanların olduğunu unutacak kadar ne yaşadınız siz? Ben? Ben arabam çalındı diye ne kadar korktum, sizin bundan haberiniz var mı? Yok tabii. Allah sevdiği kuluna önce eşeğini kaybettirir, sonra tekrar buldururmuş. Öyle mi? Ben Allah'ın ne kadar sevgili kuluymuşum ki etrafım eşekten geçilmiyor. Kusura, ben öyle söylemek istemedim, kusura bakma. Ay, pardon. Alo. Ha Makbule Hanım. Buldunuz mu alacaklının yerini? Nalburoğlu Faktöring. Nerede bu? Fikirtepe. Tamam. Siz hiç merak etmeyin Makbule Hanım. Ben Onur'un tekrar okula dönebilmesi için elimden ne geliyorsa ardıma koymayacağım. Tamam. Görüşmek üzere. Hayırdır, bir sıkıntı mı var? Yok, okul meseleleri. Bakın Cerrah Bey, ben çok özür dilerim. Gerçekten öyle söylemek istemedim. Mühim değil. Düşününce belki de gerçekten eşeklik etmişim. Hay Allah. Bakın gerçekten o manada söylemek istemedim. Hayat Hanım, bu hayatta kimseye yardım ederken minnet ya da teşekkür beklemedim. Sizden de böyle bir beklentim yok. Ama haklısınız. İnsan bu hayatta yardım edeceği kişileri doğru seçmeli. Şimdi müsaadenizle... Kapıyı çarpıp çıkmadan önce söyleyecek bir sözünüz yoksa işimin başına dönmek istiyorum. Malum atanamayan alkopon olmak zor. Çok çalışmalıyım ki atanabileyim. Değil mi? Çalışın siz, çalışın şey. Ararım ben seni. Tamamdır. Çok seviyorum. Ben de seni. Ah Sevda, merhaba kızım. Merhaba Engin teyze. Nasılsın? İyiyim. Nasıl, ben gidiyordum zaten. Otursaydın? Yok, kalmayayım. Görüşürüz. Peki. Sevda, deminki kız. Ne oluyor? Ya yok bir şey anneciğim. Her şey yolunda. Sadri! Buyurun Cerrah Bey. Şu Nalburoğlu Faktöring bizim kiracımızdı değil mi? Evet. Bir sorun mu var? Bana Hakan'ı çağırır mısın? Hemen. Bana söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Otur istersen bir çay söyleyeyim. Herkes asık surat emojisi olmuş. Kimsenin ağzına bıçak açmıyor. Ya hani bazen yazışırken ha yazarız hiç gülmediğimiz halde. Şimdi aynen öyle olmalıyız. İnadına düşürmemeliyiz yüzümüzü arkadaşlar. Hele etrafta şunlar varken.
Sevda arıyor. Sevda mı? Alo. Ha, efendim Sevda. Ha, tamam gel, hiç sorun yok, biz buradayız. Ne? Tamam hadi bay bay. Arkadaşlar Ronaldo iyiymiş. Çok iyi haber bu, çok iyi. Bundan sonra yüzümüz hep gülüyor. Düşman sevindirmeyelim. Taburcu olacak, göreceksiniz. Taş gibi gelecek eleman, net. Aynen abi. Üç vakte kalmaz, okula da sahalara da fırtına gibi dönecek Roni. Her iddiasına varım. Dönecek abi. Ama benimle aynı fikirde olmayanlarla iddialaşmam. Dövüşürüm. Hepiniz fazlasınız bu okula, biliyorsunuz değil mi? Hepiniz. Ama hiç merak etmeyin. Fakir çetelesi tutuyorum. Hepinizi bir bir çizeceğim. Bak sarıbaş, delikanlı ol. Cinsiyet fark etmez. Yeter ki delikanlı ol. Bir daha bu okulda hırgür çıkarırsan... Ne yaparsın erkek Fatma? Bak hala konuşuyor. Oğlum! Maria, Maria, Maria. Lan! Bırak! Vay 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 vay. Tutmasalar kadın şiddetine maruz kalacaktım be. Sensin be kadın. Bir dakika, bir dakika. Bana baksana kızım sen. Bence sefillerin sinirlenmesini yasaklamalılar. Bu ne böyle hem agresif hem çulsuz? Uzatmayın da uzayın siz hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim ya. Ya biz böyle her seferinde kavga ederek üstünü taslamasak diyorum ha. Yani kavga edince dövüyoruz biliyorsun. Kankanız hastanede. Yani diyeceğim o ki anlayacağınız dilden konuşalım. Var mı bildiğiniz bir oyun? Kapışalım. Ay şimdi bunlar gidip de golf turnuvası yapalım derler. Ben yaralarım burada. Ya Asya'cığım, cebinde akbil olan birisinin golfle ne işi var ya? Aa bak, aklıma ne geldi? Futbol mu oynasak? Sonuçta mahalle arasında oynanan bir şey. Bunlar kesin biliyordur. Bravo. Olur bak, iyi fikir. Oğlum siz var ya siz. Krampon bağlamaya değmezsiniz lan. Ne oldu? Korktunuz mu? Ha? Ne korkacağız aslan parçası? Biz seni top diye sektiririz ayağımızda. Hayır yani şimdi futbol bilginizi çakma Ronaldo'dan aldıysanız korkmanız normal. Bak hala korku diyor ya. Oğlum ben senin saydığın para kadar hat-trick yapmışımdır. Ay. İyi madem kapışalım. Ha. Yok gel döv derseniz sabaha kadar döverim ben sizi. Hiç merak etme. Yok abi yok. Korktu bunlar korktu. Hadi. Hiç yok, uğraş yok, bırak hadi. Bırak gel. Hadi bay. İddiası ne olmalı? Aynen. Güzel. Güzel. Ne isterseniz. Kaybeden etek giyecek. Yetmez, yetmez. Kaybeden etek giyecek, kazananın elini öpecek, hem de tüm okul teneffüste edecek. Ya bırak Allah aşkına, uçmuş bunlar ya. Herkesin bırak. Ortasında. Abi uğraşsına değmez, boş ver. Hadi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Tamam, anlaştık. Maç yarın akşam okul çıkışında. Tamam mı? Tamam. Kaybeden etek giyecek. Etek giyecek. Kazananın elini öpecek. Elini öpecek. Herkesin ortasında. Herkesin ortasında. Tamam, anlaştık. Fotoğraf çekmek ve video paylaşmak da serbest olacak. Tamam, o da tamam. Tamam. Anlaştık. 7 kişilik takım var benim, tamam mı? Eski okulumdan arkadaşlarımı getireceğim. Siz de hazırlanın, yarın akşam gelin. Görüşürüz. Tamam, hadi bakalım. Uzayın. Bu arada bir an evvel çarşı pazar gezin ha. Etek lazım olacak size. Tamam. Ha bir de bir şey söyleyeceğim ya. Paranız yoksa vereyim. Ya yürü git. Arkadaşlar. Ronaldo yok. Olsun. Biz de hallederiz Ronaldo olmasa da. Oynarız abi. Biz de yaparız abi. Oynarız ya. Abi, yapacağız abi. Yapacağız, abi. Yapacağız bir şey. Yapacağız, yaparız ya. Yapacağız abi. Abla bugün de işin yoksa benimle birlikte eve teşrif edeceksin inşallah. O ne demek ya Gözde şimdi? Hayır yani bu aralar hep bir yoğunsun, hep bir böyle özel kısa işlerin var da. Gözde, sinirimi bozuyorsun ama. İstersen akşam yemeğine Nadir'i çağıralım, bakalım bu kadar eğlenebilecek misin? Aman aman sustum. Abla, ha? Peki bulabildin mi arabayı tamir ettiren hayranını? Ha, buldum. Ne? Ne? Buldum. Buldum. Bulmadım tabii ki Gözde, bulamadım. Oh.
Sayın Şerif'im, giyimi yardımı kampanyamız için Şerif'imin şerefine ben de iki parça eşya vereyim dedim. Bu mu iki parça eşya? Ayakkabıyı tek mi yollayacaktın dört bacaklı müstehak? Çok görünür diye düşündüm. Çam sakızı çoban armağanı Şerif'im. Ne insanlar gördüm üzerinde elbise yok. Ne müstehaklar gördüm kafatasında beyni yok. İçliğim var idi onu mu yollasam acaba? Yün içlik. Ben bir bakayım üşümezsem şey yapayım ben onu. Kes! Senin içliğini ne yapayım? Ne yapayım senin içliğini? Sayın Şerif'im sizin için değil. Oğlu hani kampanyayı yapacaktık ya yardım kampanyası için. Senin yardımına, kampanya yardımına ihtiyacım yok şimdi. Şimdi bana bak. Yarın ne kadar eşya varsa hepsini topluyorsun buraya getiriyorsun tamam mı? Sonra? Sonra? Kabine gir, giyin, dene. Ben de perdeyi aralayıp nasıl oldu mu diye sorayım. Çok komiksin Sayın Şerif'im. Ben mi komiyim müstehak? Yok yani hani ben şey açısından söyledim. Bu eşyaları direkt kardeş okula kargolasak diyorum. Kıt akıllı müstehak. Sen hele bir getir benim planım başka. Bana bak hemen gidiyorsun. Milleti yardıma teşvik ediyorsun. Neden? Ne kadar fırfır o kadar mangır. Bravo. Baş. Kokuşmuş pabuçlarını masa mı bırakmış bir de? Burnumun direği sızladı. Beni çağırdınız galiba. Ben çağırmadım. Pabuçların çağırdı. Koku çağırdı. Çabuk onları götür. Onları yak, çöpe at. Çabuk. Kolay gelsin Şerif. Hadi. Başına gelenler aklından çıkmıyor. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Yapma kuzucuğum senin bir suçun yok öyle düşünme. Anladığım kadarıyla Burak Koray'ın tahriklerine kapıldı. Ama hata. Burak'ın da Burak ve arkadaşlarının da gidip Koray'ın arkadaşlarının arabasının tekerleklerini patlatması da hata. Ne oluyor böyle? O zaman yanlış yanlış tetikliyor. Sonra ağızlar konuşacağına yumruklar konuşuyor. Sonrası da zaten pişmanlık, gözyaşı, yazık. Haklısın abla. Neyse ki Burak iyiymiş Allah'tan. Öyleymiş. Sen dalıp gidiyorsun. Bu ara bu çok sık olmaya başladı. Neden abla? Boş ver Gözde. Yani boş vermeyeceğim abla. Tamam. Ya kafam bir çocukla alakalı çok dolu. Bu okuldan çok başarılıymış ama okuluna devam edememiş yazık. Onur Yiğit. Sen nereden biliyorsun? Okuldaki kızlardan çok başarılıymış. İşte başarılı ama şanssız yavrum. Bence çok şanslı. Hayat öğretmeninin aklına girmeyi başarmış. Bence sen ne yapar ne eder onu okula geri döndürürsün. Şunu Hayat Hoca'ya verir misin diyecektim.
Ne var bunda? Bir iki satır bir şey yazdım. Söz uçar yazı kalır. Hem Hayat Hoca'nın iyice anlaması gereken bir şey var. Boş ver sen takılma. Sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Bildiğin gibi. Sen? Bildiğin gibi. Okula mı döneceksin? Yapamam. Ama çok ilerlemedik konularda. Kısa zamanda telafi edersin. Hem ben de yardım ederim. Dönemem Zeynep. İmkansız. Okulun sensiz tadı yok ki. Ben seni çok özledim. Bir işim var. Gözde. Vallahi asıl benim seni uyarmam lazım abla. Bu iş ne iş? Neden bu kadar çok sıklaştı? Bilemeyeceğim. Valla başladın yine zevzek zevzek şakalar. Hiç sırası değil. Git kapını kapat. Nadir gelirse delikten bak. Lütfen içeride tıp ol. Açma kapıyı. Gözünü seveyim. Başımıza dert almıyor. Tamam abla. Kapat. Allah Allah. Nereye gidiyor ki acaba? Olabilir mi ya? Yok yok olamaz. Hiç sanmıyorum. Yok artık. Koray ne işin var senin burada? Ya Gözde bir dakika dur. Ya bir dinler misin beni? Lütfen bana düşmanımmışım gibi davranma. Tamam bir hata yaptım. Ama sence de bedelini ödemedin mi? Ha? Ya bir hata mı? Koray seninki hata değil. Zincirleme hata tanımlaması. İnsanın ablası edebiyatçı olunca öfkesi de edebi oluyormuş demek ki. Ya buraya gelerek bana zarar verdiğinin farkında değil misin? Ya sadece bana da değil. Çevremdeki herkese zarar veriyorsun. Gözde. Ben sana asla zarar vermem. Sakin ol. Sen benim bu hayattaki en değerli varlığımsın ya. Abartma Koray. Abartmıyorum. Söyleyeceklerimi bir dinle. Sakin ol. Rica ediyorum senden ya. Ne oluyor lan? Ne var oğlum? Yere tükürmek yasak. Ben tükürüyorum. Oraya girersem o senin ağzını kırdım ha. Benim ağzımı mı kıracaksın? Evet. Bak bak burada ne var? Kaynar su. Dökün lan üstüne. Gözde. Göz. Yakarım ha seni. Şişt. Senin o saçın boya mı lan? Seni var ya. Bak bak geliyor. Arabanı kaynatıyorum ha. Yürü. Seni var ya bak kötü. Bak. Ha oğlum boşla ama. Bekle. Ne korktu ha. Ama bir daha geldiğinde dolu olacak ha bu. Haşlarım seni. Yürü. 37-35 çek kenara. Vasıf abi. Bir kadın geldi abi. Acayip acayip konuşuyor. Ne dediğini anlamadım. Hoca mıymış neymiş? Sizinle görüşmek istiyor. Ne yapayım abi? Merhaba. Ben Gedikpaşa Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hayat Sarıyaz. Çocuk da hoca deyince ben de bizim oğlan okulda yaramazlık yaptı da hoca geldi şikayete falan sandım ya. Öyle mi? Sizin de oğlunuz var demek. Allah bağışlasın. Cümlemizi inşallah. Ben de buraya bir çocuk için geldim. Yetim. Hocam. Biz gerekli yerlere gerekli burslarımızı yaptık. Yani bizim öyle şeylerle uğraşacak şimdi şeyimiz yok. Anlatabiliyor muyum? Yok yok siz beni yanlış anladınız. Bu çocuğun babası ölmüş ama ölmeden önce sizden borç almış. Onur Yiğit. Hatırladınız mı? Ha hatırladım. Gitarist çocuk ha ne oldu? Hah
İyi oldu hatırladınız. Yoksa ben de size bu çocuğun 15 bin liralık borcunu bir yılda faiziyle 3 katına çıkardığınızı söyleyecektim. Zira biraz akılda kalıcı bir faiz değil mi? Biz kendisiyle konuştuk. Haftadan haftaya ödeyecek faiziyle. Ne? Sorun ne şimdi? Sorun şu, bu çocuk bu borcun altında ezilmekten öğretim hayatına devam edemiyor. Sizce de lise çağında bir çocuk için biraz fazla insafsız davranmamış mısınız? Hocam, o çocuğun babasına biz zorla borç vermedik. Kendisi aldı. Ayrıca Arış'ın mirajonu var. İsterse gitsin akşamları gitar çalsın barlarda, isterse gitsin mendil satsın sokaklarda. Beni ilgilendirmez. Burası hayır kurumu değil. Ayrıca kendisine gereğinden fazla da müsamaha gösterdim ben. Bak kardeşim, sizin işinizin raconundan ben anlamam bilmem. Sizden hibe de istemiyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Bu çocuğun borcunun üzerindeki faizi kaldırırsanız ben ana parayı bizzat aydan aya ödeyeceğim. Söz veriyorum. Hangi parayla ödeyeceksiniz? Size ne canım, hangi parayla ödeyeceksem ödeyeceğim. Öğretmen maaşından haberiniz yok galiba sizin. Size de insanlık hiç uğramamış galiba. Hoca bak, bana hayat dersi verir gibi vır vır konuşup benim sabrımı taşırma. Ne münasebet, siz bana hayat dersi veriyorsunuz. Bir dakika, dokunmayın bana. Hayır, bir saniye dokunma kardeşim. Estağfurullah efendim, siz bana hayat dersi verdiniz şu an. Ne demiş Mevlana Celaleddin Rumi? Cahille girme münakaşaya, ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına. Hoca bak, fazla ileri gidiyorsun ha. Ben hocam, hocam değilim. Al şunu. Dokunma bana. Pardon, cahil demeyecektim. Zorba diyecektim, zorba. Hem cahilsiniz hem zorba. Lan neler uğraşıyoruz ya? Ya abi siz delirdiniz mi ya? Nasıl kabul edersiniz abi maç teklifini? Kimle yeneceksiniz adamları? Ya Burak, hemen öyle deme abi. Yenebiliriz onları ya, yenebiliriz. Doçko, oğlum ben oynayamıyorum, hastayım, anlamıyor musun? Kimle yeneceksiniz adamları? Ben varım abi. Ben de. İyi abi, oldu olacak, hayat öğretmeni de çağırın, tam olsun. Yani şimdi arkadaşlarımız etek mi giyecek? Yani bu iddianın en kötü tarafı da bu. Tabii. Oğlum var ya, bahse girerim. Bu İskoçlar da zamanında ülke olarak böyle bir iddiaya girdi ve kaybettiler ha. Sonumuz öyle olacak yani. Vallahi kusura bakmayın ama bu kafayla dansöz kıyafette giyersiniz siz abi. Yok artık. Keşke en başından girmeseydiniz bu iddiayı. Abi gaza geldik bir kere. Artık vazgeçemeyiz. Ya arkadaşlar, başımıza ne geliyorsa şu acele kararlar yüzünden geliyor. Neyse, bu Koray denen herif kimleri çağırıyormuş maça? Bu eski okulun arkadaşları var ya, Mavi Tepe Koleji'nin futbolcuları mı ne? Ne? Ne oldu? Abi bittik biz ya. O herifler geçen yıl liseler arası futbol şampiyonasında birinciliği kıl payı kaçırdılar. Yapma ya. Ne yaptınız siz ya? Abi yapma ya. Ya arkadaşlar, tamam yormayalım daha fazla lütfen. Abi bütün özgüvenimizi çektin aldın şu an ya. Ya özgüven için bir altyapı olması lazım. Abi siz kaç kere maçı çıktınız ki sonuçta? Dümdüz edecekler sizi orada. Ya Burak, öyle deme abi ya. Ruhumuzla oynayacağız. Hem o Koray'ın hem de o arkadaşlarının hem kalplerini hem de kemiklerini kıracağız abi. Sen hiç merak etme, senin için oynayacağız. Oğlum, o Koray bebesinin var ya, menisküsünü kendi ellerimle yırtacağım. Böyle çapraz bağlarını kopartacağım. Aşil tendonlarını çıtır çıtır yiyeceğim oğlum ben. Arkadaşlar, hadi biz gidelim artık. Sen ne zaman taburcu olacaksın Burak? Yarın sabah bir tomografi çekilecek. Sonra belli olur. Tamam. Hadi gidelim, hadi. Görüşürüz. Merak etme, biz de halledeceğiz. Buyurun abi. Hoş geldin. Şöyle buyurun. Hoş geldiniz ya. Hoş geldiniz. Selamlar. Selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasıl? Nasılsınız? Nasıl? Cerrah Bey? İyiler. Ne yapabilirim sizin için? Hayırdır? Hayır nasıl? Hayır. Hayırdır? Vallahi hep kırıntı, hep. Gözde. Geldim. Şu an sana bahsettiğim çocuk vardı ya. Onur Yiğit. O konu hakkında aklında bir şeyler var diyordun. Ne yaptın? Vardı da işleri çakmadaki gibi gitmedi Gözde. İnsanların dini, imanı para olmuş kızım.
Böyle gözlerinden dolar saçıyorlar. Hayır, ben şimdi çocuğun annesine de söz verdim. Dedim ki ben bu işi hallederim, sizi ararım. Yüzüm yok, arayamıyorum, diyemiyorum ki ben bu işi halledemedim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle yardım isteyebileceğin biri falan yok mu? Kim mesela? Ne bileyim, senden daha böyle güçlü biri. Böyle bu işleri kolayca çözebilecek biri mesela. Sana bakma abla, kendimden bahsetmiyorum. Neyse, ben bir nar getireyim de zihnimiz açılır belki. Saçmalama sen de. Adama eşek dedin, ondan sonra da arayıp ay bana yardım edin mi diyeceksin. Ay ya, saçmalama. Narlar geldi. Oh, çok şükür. Getirmesi benden, ayıklaması senden. Yapma ya. Ya bir kere dedi ki ablacığım, ben getirdim ama ben ayıklayacağım tane tane senin için. Dişimi kıracağım, şu dişimi kıracağım artık vallahi bile. Dişini kırma diye ayıklamıyorum işte abla. Yok. Hem bu sene nar çok, kış soğuk olacak. Nereden öğreniyorsun bunları? Nereden öğreneceğim abla? Apartmanın girişinde teyzeler konuşuyordu. Ey Allah, yemin ediyorum bak şu nar gibiyim. Ah böyle, bu kadar. Böyle derli toplu görünüyorum ama kırsan sapır sapır dert dökülür içimden. Ne güzel anlattın abla. Şiir gibi vallahi. Ay mübalağa etme Gözde. Hadi mübalağa nedir söyle bakayım. Ya abartma abla ya. Aferin kız. Bravo. Edebiyatta bir söz sanatıdır. Abartma. Bravo. Hayır yok abla, ben o anlamda kullanmadım. Okuldan çıktık ya. O yüzden hani öğretmenliği bıraksan anlamında demiştim abartma diye. Bu başarı tesadüf yani. Yani. Hep tesadüf başarılar. Hep tut şunu bakayım. Ne oldu abla? Tut tut. Ben göstereceğim şimdi sana mübalağayı. Ne yaptınız? Ya, hallettik abi. Bu Onur Yiğit'le annesi bir süre gözetimimizde olsunlar. Senin yanın rahat olsun abi. Eyvallah. Sadri, kira kontratını inceleyip hemen bir tahliye davası başlatın. Bundan sonra böyle firmaları mülkümde kiracı olarak istemiyorum. Anlaşıldı Cevap Bey. Abi sana afiyet olsun. Teşekkürler. Getirin, getirin. Vallahi bravo. Bu manzara karşısında duygulanmamak elde mi? Benim değerli ve piyasası düşük öğrencilerim, hepinizle gurur duyuyorum. Heh, bu arada benim de elim boş gelmedi. Müstahak. Getir. Geldim. Bakınız efendim, ben de tam 9 takım elbisemi bugün kardeş lisemize yolluyorum. Şerif'im, takım elbiseleri kuru temizlemeye götürün demiştiniz. Bunlar kardeş okula mı gidecekti? Ben hemen kutulara... Ne diyorduk, ne diyorduk? Efendim bakınız, kantinimizde de bir toplama merkezi kurduk. Oraya da eşyalarınızı bırakınız. İzdiham yaşanıyor, görüyorum. Gönül rahatlığıyla bırakınız. Emanetleriniz, yardımlarınız emin ellerde. Şu kıyafetleri bir daha kontrol edebilir miyim Zehra? Yanlışlıkla müstehcen bir parçanın kavuşmuş olmasından korkuyor. Akşamdan beri 70 kere baktın ya Erol'cum. Yok işte, yok, 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 yok. Ya kavuştuysa? Ben hafıza mıyım Zehra? Şüpheleniyorsan vardır bir sebebi. Aa, estağfurullah canım. Al sen bunları, sonra hepsine tek tek bakarsın, tamam mı Erol'cum? Ay bu ne kıskançlık ayol? Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Niye göğesiniz efendim? Sizi kim neyden kıskansın? Burak olmadan Koray'ları yenemezsiniz arkadaşlar. Burak da olmadığına göre... Ya Sevda, gözüme uyku girmiyor dün geceden beri. Sen de böyle deme şimdi. Yani söz ağızdan çıktı bir kere. Bu maçı yapacağız. Dönersek rezil oluruz, net. Etek giyerseniz daha çok rezil olursunuz. Bu daha net. Abi maç günü çamura yatalım. Evet, tüm seyirciler olarak sahaya çıkalım, ortalığı karıştıralım.
Böylece maç iptal olur ve hepimiz kurtuluruz. Aynen. Emel kardeşime katılıyorum. Net. Yok abi ya. Bu Koray bebesi ne yapar ne eder bizi rezil edecek bir yol bulur. Onun var ya bahsi girerim. Bu herif adımızı etekliler ve korkaklar ordusu olarak çıkaracak. Yok yok. O sahaya çıkacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Aynen. Çocuklar, müdür bey odasına bekliyor. Hadi. Ne alaka ya? Ne oldu? Eyvah, eyvah. Yürüyün çocuklar. Müdürün odasında ne işimiz var ki bizim? Hadi. Ne oldu? Ne yürüyün makamda? Ne yapacak acaba kasabanın şerifi? Ayakkabıları hangi kutuya koyduk Nazan Hanımcığım? Ay bir tanemciğim hanımcığım yine bunlarla karşılaştım ben ayol. Bakın bunlar çok yeni, yepyeni bunlar. Siz bunları götürün kendiniz giyin. Çok güzel bunlar. Nazan Hanımcığım yeni olur mu? Bunlar eski. Ta 2 ay önce aldım ben bunları. Geçti bunun modası. Aha, evet. Modası geçmiş doğru. Ay ne güzel ayol. İhtiyaç sahipleri bunları böyle görünce çok sevinecekler. Yani tıkır tıkır giyerler artık. Pazara falan giderler değil mi? Eminim siz baby doll falan da getirmişsinizdir. Ay getirmez olur muyum? Nazan Hanımcığım getirdim de şimdi... Ben Erol Bey'le Tarık Bey'in yanında çıkarmak istemedim onları. Hayret ya. Şu gömleği mesleğe ilk başladığım yıllarda almıştım. Dolapta öyle duruyor, unutmuşum. İnsan hayret ediyor vallahi. Ona kalırsa ben de Zehra'yı mesleğe ilk başladığımda almıştım. Ben de atmamışım. İnsan asıl gerçekten buna hayret ediyor Tarık Bey ya. Erol'cum. Bir sus istersen. Senin meslektaşlarımızın yanında ortadan ikiye ayırmayayım. Ay Zehra Hanım. Siz ne getirdiniz görelim, onları da görelim. Hah, ay biz de ufak tefek bir şeyler getirdik işte. Nazan Hanım. Bakın ben bu elbiseyi Tavşanlı'ya ilk tayin olduğumda almıştım. Ben de bunu Konya Lisesi'ne tayinimiz çıktığında almıştım ama Zehra çeke çeke Tavşanlı'yı çektiği için bir türlü gidemedik Konya'ya. Aa doğru, sen Paris'i çekmiştin değil mi kurada? Ne fark eder Erol'cum? Ha Konya, ha Tavşanlı. Yani ikisi de okul neticede. Aa! Ay, bu kesik ya. Ne? Ah Erol Bey, bu pantolonu da bir bacağı eksik. Hadi canım. Evet. Erol, sen kestin değil mi? Dün gece benim elbisemi sen kestin Erol. Ha? Zehra ben arıza mıyım? Senin elbiseni niye keseyim? Aa, evet arızasın Erol. İyi o zaman. Ben kestim, oldu mu? Ha iyi o zaman. Ben de senin pantolonu kestim, oldu mu? Ha oldu mu? Ama ikiniz de kesin, lütfen. Kestik ya. İyi o zaman, işimize devam edelim, tamam. Kravatı düzelt, kravatı. Kolay gelsin hocam. Kardeş okul için mi bunlar? Evet, evet. Ay ne güzel oldu bu ya. Ya da bir yardımcı geldi. Süper, aferin size. Bakayım. Ceketler falan. Of, öğretmenim. Of. Canım. Onur bunu size vermemi istedim. Tamam, peki teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii, tabii. Bunu da vereyim. Canım sağ olun, sağ olun. Hepsi arkadaşlarınıza gidecek. Hayat hocam, öncelikle hayatımıza hoş geldiniz. Bizim eve kadar gelip derdimizi derdiniz bilmeniz annemi çok mutlu etti. Bizi de düşünen birileri çıktı diyor. Sağ olun. Ne yalan söyleyeyim, ben de sevindim. Ama düşününce gerçekleri hatırladım. Öyle ya, gerçekçi olmak gerek şu hayatta. Boşa kürek çekmeyin hocam. Bizim için şartlar iyi değil, evet. Ama bundan daha da iyi olmayacak. Babam gidince... Bundan daha kötüsü olmaz demiştim ama oldu. Bize dünya kadar borcu kaldı. Yani hep daha kötüsü olur ama daha iyisi olmaz. Bizim için hep böyle oldu. Vaktinizi harcamayın. Boş verin bizi. Daha kavga istemiyorum. Tamam mı?
sevgi dolu, anlayışlı ve kardeşçe okuyacaksınız. Ombe! Lafım özellikle size. Öyle arabalara zarar vermeler. Lastik patlatmalar bitti. Şerif hocam, vallahi siz onu bu arkadaşlara söyleyin. Malum okulumuzun bahçesi küçük, biliyorsunuz. Bir de bu arkadaşlar son model arabalarını getirip bize hava atıyorlar. Arabalarının gazına basıp üzerimize sürüyorlar hocam. Siz de fazla ayak altında dolaşmayacaksınız o zaman. Bu okul bizim, siz sonradan geldiniz. Pardon canım, okul tapulu malınız mı? Evet canım, tapulu malımız. Aslında siz ayak altında dolaşmışsınız hala. Bir dakika, sen ne yapıyorsun? Kesin! Yavaş. Arkadaşlar bir dakika. Hocam, biz sizin dediklerinizi uyarız. Uyarız da kavganın asıl sebeplerinden biri olan Gözde arkadaşımız neden burada değil? Hayır, o okula geldiğinden beri tozu dumana kattı da çünkü. Yavaş. O öğrencimizin velisi Hayat Hanım'la bizzat konuşacağım kızım. Aklımda, merak etme. Hocam siz merak etmeyin. Biz arkadaşlarla konuşup hallederiz. Anlayışınız için teşekkürler. Hatta dostluk maçı bile yaparız. Tabii. Âlâ. Hadi bakalım o zaman, gözümün önünde şöyle bir tokalaşın bakayım. Hadi. 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 Hadi çocuklar. Elleri göreyim. Elleri göreyim. Aferin. Maçtan sonra görüşürüz. Etekli tayfa. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Ya şu Onur denilen çocuk. Ne olmuş Onur'a? Yok, bir şey olmamış da. Ya ablam duymuş çocuğun başına gelenleri. Bugün, yarın Acı Hayat görev başına geçer. Ne yapar, ne eder, o çocuğu bu okula geri getirir. Gerçekten mi? Tabii kızım. İnat ve azim konusunda ablama tek geçerim. Bu çok zor. Yani çok kişi denedi ama kimse yapamadı ki. Onur? Ne haber Zeynep? Yoksa? Evet, üniformamı almaya geldim. Yarın okula başlıyorum. Harika bir haber. Baksana. Şu mektubu Hayat Hoca'ya vermediysen bana geri verir misin? Verdim ben onu. Yapma ya. Neyse. Müdür olmasaydı yanıma... Onur! Ne haber abi? Abi. Kardeşim. Onur ne haber? İyidir. Ne yapıyorsun? İyi, nasıl olayım? Bariyer. Ne haber abi? Eyvallah. Onur, ne iş? Onur, yarın okula geri dönüyormuş. Ne diyorsun? Çok iyi. Hadi ya. Abi okula dönecek başka gün bulamadın mı ya? Niye? Yarın matematik yazılısı. Oğlum ben matematik yazılısını bile özledim lan. Biliyorsun abi. Geçer geçer, merak Tabii. etme. Onur, hoş geldin aramıza. Özledik seni be. Ben de sizi çok özledim vallahi. Burak olayını duydum ama toparlıyormuş çok şükür. İyi iyi, daha iyi artık. Hoş geldin Onur. Bu arada ben Gözde. Merhaba Gözde. Gözdeciğim sınıfımıza yeni geldi. Sınıfımıza başka yeni gelenler de var ama onlar Gözde'nin yanında bahse bile değmez. Hiç değişmemişsin oğlum ya. Hadi zil çaldı, duymuyor musunuz çocuklar? Zilin yanında bir de telefonunuza titreşim mi takacağız, hadi. Hayat hocam, bakın kim geldi. Onur. Hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Üniformaları almaya geldim. Yarın okula başlayacağım. Tabii sınıfınızda bir kişilik yeriniz varsa. İyi yaptın. Olmazdı mı? Olmasa da yer açarız Onurcuğum. Fazlalıklar çok nasıl olsa. Sevda. Hayır.
hadi sınıfa, hadi. Görüşürüz kanka. Hadi, hadi bakalım. Tamam. Hadi ağır bataryalar, hadi. Çok sevindim Onur geri dönmene. Yani bu ortamı ne kadar çok özlediğimi anlatamam. Ayrıyetten size çok ama çok teşekkür ediyorum. Niye bana teşekkür ediyorsun? Ben ne yaptım ki? Ne olacak hocam? Adamları senetleri iade etmeye siz ikna etmişsiniz. Ben mi ikna etmişim? Evet hocam. Sabah annem anlattı. Yani biz çok umutsuzduk ama siz ikna etmişsiniz. Hocam bizim için bir borca falan girmediniz değil mi? Yok yok boş ver. Tamam hadi sen bunları boş ver şimdi. Ha, bir de annem dedi ki müdür bey bir sıkıntı çıkartırsa Cerrah Bey'e selamını söyleyin dedi. Cerrah Bey. Evet. Tanıdı herhalde. Hadi geç sen formalarını al. Hadi git işte. Almayacaksan kurcalama. Buyur şerifim. Dükkanın önünü kapatma diyorum müstahat. Bunlar sayılı. Çekil. Bari şu gömleği üstüme giysem. Kan ter içinde kaldım ya. Bir tanesi eksik olsun mu? Dünya mı yıkılacak? Hay hay. Bak bu gömlek tam sana göre. 29.99'a olur. Anlamadım. Bu gömlek senin sıfır hatırın için 29.99'a olur diyorum. Ver parayı gör hayrını. Ama şerifim biz bunların hayrını hayır yaparak görmeyecek miydik? Yok. Komplesini satıyorum. Keşke param olsa da ben alsam. Çok özür dilerim, sinirlerim bozuldu. Bana bak. Geriye kalan bütün kıyafetleri pazara götürüp satıyorsun. Peki kardeş okul ne olacak? Hangi okul? Ha, okul. İstemedi. Okul istemedi. Israr ettim yine istemedi. Ben ne yapayım? Boşa mı gitsin? Sinirim bozuldu. Topla şunları. Topla şunları. Topla topla. Ay. Sen şerifim bunları kaçtan satacağız? Bir de aklıma bir şey geldi. Etiket mi bassak acaba? Müstahak. Kaça tutturdun sat? Misal. Ben az önce birine 29.99'a gömlek iteledim. Neden? Why? Çünkü alan kişi keriz. Alayım canım. Hey. Bir kuruş borcum var sana. Hadi bakayım. Siftah senden, bereketi Allah'tan. Unutma. Aza satan kardan, çoka satan azardan olur. Anlamadım. Ticari zekasına kurban olduğum şerifim ya. Hem güçlü, hem gizli. Müdür değil, Escobar şerefsiz. Çok konuşma. Hadi topla topla çabuk. Çabuk bir sürü iş var bugün. Satacaksın hepsini. Çabuk. Aferin. Şunları da. Kız, gelmiyor musun maça? Bilmem ki. Amanda Cerny gibi al bayrağını ve yine okulunu desteklemeye gel. Bana bak, yoksa sen hala Koray'la okuduğun okulu mu destekliyorsun? Ona göre şok emoji olurum bak, söyle. Yok ya, ondan değil. Ya ablam şimdi kızar, izin vermez ki. Sen de minik bir yalan söylersin o zaman. Ne olacak ya? Gel çok eğleniriz. Bir şey olmaz ya. Hallederiz. Ha gel. Geliyor. Hadi. Ne yapacağını biliyorsun. Gözde hadi. Ya, abla öğretmenim bizimkiler bir kafede biraz oturacaklarmış da onlarla dönsem olur mu? Evet tatlı hayat hocam. Ne olur izin verin. Hem bu sefer biz beraber düşeceğiz vapurdan. Söz. Allah korusun. İyi tamam geç kalmak yok ama tamam. Tamam abla. Hadi. Görüşürüz hocam. Sizi seviyoruz. Ben de sizi seviyorum. Şu trikonun modasına bak be güzel ablacığım. Angelina Jolie'yi Brad Pitt'ten ayıran triko bu. O da bizden aldı. O da bizden aldı. Gel vatandaş, gel. Buyur ablacığım. Lan ikinci el mi? Abi güzel ablam eline alırsan ikinci el olur tabii. Almayacağın malı mıncırma be güzel ablacığım. Mıncırma be güzel ablacığım. Gel bakalım gel. Almazsan üzülürsün. Gelin gibi süzülürsün. Gel vatandaş gel.
Bunun bir büyük bedeni var mı? Vallahi varsa da kendi giyiyordur. Efendim? Ha şey, Paul'un adı be güzel abiciğim. Olanı olduralım, torbayı dolduralım. Kumaş pantolonum kalmadı. Eşofman altı vereyim mi? Yok, kalsın. Kalsın be güzel abiciğim, kalsın. Bakın, bu çoraba bakın. Hiç giymezseniz 15 sene giyersiniz. Bugün al, bayrama giy. Evet beyler, arkadan ücretini vermeyen kaldı mı? Hadi beyler, arkadan ücretini vermeyen kaldı mı? Şuradan bir tişört alır mısınız? Alırız be güzel abicim, alırız. Para veren altın bulsun. Hayrını gör abicim. Bereketini gör. Gençler, hala vazgeçmek için şansınız var ha. Ne oldu oğlum? Korktunuz mu? Çok korktuk ya. Titriyoruz adeta. Şşş, Sarıbaş. Bırak goy goyu da ısınalım. Çenen değil, ayakların çalışsın. Net. Seni var ya, şu topla filelere gömdüğümde anlarsın ayağımın nasıl çalıştığını. Hadi abi, hadi işinize bakın, ısının. Hadi, hadi, hadi. Hadi sağınıza, hadi kendi sağınıza, hadi. Çakma Ronaldo yok diye üzülmeyin ha. Gerçi o kafa travmasıyla burada olsaydı anca top toplayıcı olurdu. Ah bariyer, ben de seni bekliyorum ha. Ya. Geç şöyle bakayım. Biraz sağa, biraz sola. Aynen, tam böyle. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bariyer planlaması yapıyorum. Ay, bu iğrenç espri için mi o kadar efor sarf ettin? Ne yapayım, oynayamıyorum. Böyle kötü olsa da bir espri yapayım dedim ki işte takıma motivasyon olsun. Belki mutlu olurlar. Uğraşıyoruz burada. Hadi abi, hadi geç yine. Tamam, hadi. Sana güveniyorum. Güveninizi boşa çıkarmayacağım. Canımsın. Hadi. Görüşürüz. Tekrar okulda olmak nasıl bir duygu? Harika. Yani çok özlemişim bu ortamı. Gerçi rüyamda sürekli kendimi sınıfta görüyorum. Canım ya. Yalnız bakıyorum da yokluğunda bayağı tikilerle doldurmuşsunuz burayı. Sorma Onurcuğum. Duyan geldi, duyan geldi. Senden izin almamız gerektiğini bilmiyorduk. Kusura bakma. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Takımı desteklemeye geldik buraya. İzleyin hadi. Gözde, kimi destekliyorsun? Eski okulunu mu, yeni okulunu mu? Daha doğrusu şöyle soracağım. Ezik Spor mu, biz mi? Neden? Why diye sorma. İş değişikliği nedeniyle dağıtıyoruz. Gel vatandaş, gel, gel vatandaş, gel vatandaş, gel. Triko'nun hassı burada. Almazsan Müstak, gece yat... Ne yapıyorsun sen burada? Hayat, hocam. Senin ne işin var burada? Tekstil sektörüne mi girdin? Sayılır Hayat hocam. Kimin aklına oydun peki? Kimsenin değil. Tamamen ekonomik göstergeler ışığında... Şerif Bey'in bu işte hiçbir alakası yok. Bu benim. Bu? Oo, God. Mi? Bak sen şu Allah'ın işine. Vallahi de billahi de cuk diye size olur. Ben bunu hemen size sarayım. Bir de bir güzellik yaparım size. Buyurun. Kaça bırakıyorsun bunu Müstak? 29.99 TL. İn aşağı. İnemem. Kendime de alsam 29.99 TL'ye alırdım. Verin ben onu güzelcene paketleyeyim, aşağısı kurtarmaz. Öyle mi? Niye kurtarmıyor aşağısı Müstahak? Size bunların gelişi kaça ki? Gelişi. Ha, gelişi. Gelişi biraz karışık da dönüşü muhteşem olacaktı. Ta ki sizi görene kadar. Hayat hocam, elinizdeki o nadide parçayı size beleşe bırakıyorum. Ne siz beni gördünüz ne de ben sizi gördüm. Bence mantıklı bir anlaşma. Bunların hepsi bu kadar mı?
Vallahi kalanlar hepsi bunlar. Millet çok sevdi Hayat Hocam. Bir alan, iki daha alıyor. Kardeş okul ne olacak peki Müstahak? Ha? Siz bunların hepsini kardeş okul için toplamadınız mı günlerdir? Kardeş okul bunları istemedi ki. Gönderdik, bize tekrar iade ettiler. Şerif Bey de dedi ki, madem bunları iade ettiler, biz de bunları piyasaya sürelim. Sen de buna inandın öyle mi? Pardon, pantolon kaça? Kardeş, this is a problem. Sen birazdan gel, birazdan gel güzel kardeşim. Hadi birazdan gel. Müstahak, in aşağı. İnemem. 29.99 TL'den aşağı inemem. Müstahak, tezgahtan in aşağı dedim. Tezgahtan aşağı ineyim. Ablacığım, bakmadan geçin. Bakmadan geçin ablacığım, bakmadan geçin. Hadi, hadi. Şarkımız farkımız yok ki biz aynıyız. Sana çıldın derler bana gelin. Dünya dursa biz ayrılmayız. Herkese manevra yapabilir ama sana gelince tutulur kalbim. Şunu da unutma, herkes sever ama ben sana fanatiyim. Başımı ah diye bak diye nere nere vuruyorum da akıllanmıyor yine. Peşine düşmeye mazeret arıyorum. Buluyorum da belamı bile bile. Başımı ah diye bak diye nere nere vuruyorum da akıllanmıyor yine. Peşine düşmeye mazeret arıyorum. Buluyorum da belamı bile bile. Başımı ah diye bak diye nere nere. Peşine düşmeye mazeret arıyorum. Buluyorum da belamı da bile bile. Gel bakalım taşeron Müstahak. Sırtın boş geldiğine göre elin doludur herhalde. Ne yaptın? Okuttun mu giysileri? Okuttum. Hepsini sattım. Maşallah kapış kapış gitti. Aferin. Bana cirodan bahset, paradan bahset. Kulağıma ayıp ama değerli şeyler fısılda. Nasıl söylesem acaba? Sen Türk lirası olarak söyle, ben çapraz kurunu hesaplarım. Kaç etti hasılat? Söylesene Müstahak. Bana bak la, parayı yedin mi yoksa? Çok teessüf ederim Sayın Şerif'im. Benden böyle bir şey bekler misin? Lütfen rica ediyorum. Para? Para yok. Nasıl yok? Giysiler nerede? Sattım. Tamam sattım, para? Kaptırdım. Kaptırdın mı? Kime kaptırdın? Bana. Hayat Hanım. Şerif Bey. Nasılsınız? Duydum ki ipliğinizi pazara çıkarmışlar. Ben de dayanamadım, aldım gitti. Yalnız Hayat Hanım, sizinle alaka kuramadım ben. Vallahi ilk evvela ben de bir alaka kuramadım. Hatta dedim ki ya bu kıyafetler neden pazarda satılıyor? Sonra anladım ki Şerif Bey kardeş okula yardımı nakit olarak yapmayı daha uygun görmüş. Değil mi Müstahak? Değil. Ben de Müstahak'a dedim ki Şerif Bey'in işi gücü başından aşkındır. Ben gideyim de bankaya kardeş okula yardımı bizzat yapayım dedim. Sen de bunu yedin. Hayat Hanım. Efendim? Siz bu garibanın kafasına vurup döner sermayenin parasını mı aldınız? Hayır, asla. Ben parayı bizzat gidip bankaya kardeş okulun hesabına yatırdım. Hem Şerif Bey, para dönerse sermayenindir. Dönmezse zaten hiç senin olmamıştır. Değil mi? Kim dedi size böyle bir şey yapın diye? Siz dediniz. Ne zaman? Her zaman. Okulda günlerdir anons yapıyorsunuz yardımda yardım diye. Ben görevimi yaptım müdür bey. Parayı kardeş okula yatırdım.
Aradılar size, çok teşekkür ettiler. Sizinle gurur duyuyorlarmış. Estağfurullah. Ne yaptık ki? Ne yapmadınız ki? Bence daha fazla bunu hiç kurcalamayın. Suyu bulandırmayın. Olur mu? Görüşürüz. Ben de kapıyı açayım siz. Ha, pardon. Sayın Şerif'im, şu anda çok sıcaksınız. O yüzden yanlış yapabilirsiniz. Olaylar çok ani gelişti. Zapta gibi tezgaha bastı. Zaptalara taş çıkarır bu. Doğru söylüyorsun müstahak. O zaman ben zararımı senden keseyim. Her ay maaşının %70'ini döner sermayeye aktaracaksın. Neden? Vay. Çünkü zarar ettim. Ama Sayın Şerif'im, ben ne yiyeceğim, ne içeceğim? Yemedin, içmedin, parayı Hayat Hoca'ya yetiştirdin. Şimdi mi aklına geldi? Ucuz et al müstehak, yahnisi iyi olur. En olmadı bir süre diyet yaparsın müstehak. Müstehak çık. Çık çık. Çıkıyorum. %70'den fikir miyiz? Şimdilik. Anladım. Ben o zaman zarar etmedim. Görüşürüz. %70'im gitti, Yiğidim, benim maaşımın %70'i ne yapıyor ki? Sen ne kadar maaş alıyorsun ki müstahak abi? Erkek adama maaş mı sorulur ya? Bilmiyorsan bilmiyorum be ya. Yürü git. Tam ne dedik ya? Okul değil zaten. Evlilik programı. Bağırma kapı önünde. Yine iş kötüye gidecek. Yine. Abi herifler çok sert oynuyor çünkü. Bu maç böyle bitmez ki. Arkadaşlar Hayat Hoca'ya haber verin. Burak size söylemişti. O söylemişti. Herkese manevra yapabilir ama sana gelince tutulur kalbim. Şunu da unutma, herkes sever ama ben sana fanatiyim. Hoşuma bak diye nerelere vuruyorum da akıllanmıyor yine. Peşine düşmeye mazeret arıyorum. Vuruyorum da belamı bile bile. Başımı ah diye bak diye nerelere vuruyorum da akıllanmıyor yine. Peşine düşmeye mazeret arıyorum. Çantamı unuttum hocam heyecandan. Ne? Ne oldu heyecandan? Bizim okul. Kore'nin eski okuluyla maç yapıyor hocam. Herkes orada. Maltepe Koleji. Aynen hocam. Yalnız iddia çok büyük. Kaybeden etek giyip okulda dolaşacak. Ne diyorsun? Allah Allah. Hocam ilk yarı bitmek üzere. Bizimkiler 2-0 mağlup. Desteğe gelir misiniz? İyi tamam hadi git. Allah Gözde, şimdi de yalana mı başladın? Gözde! Efendim Nilgün Hanım? Ne oldu Burak? Ne? Geliyorum. Sana çay gönderler bana deli.
yasal biz aynı olmalıyız. Başımı ah diye bah diye nerelere vuruyorum da akıllanmıyor yine. Peşine düşmeye mazeret arıyorum, buluyorum da belamıma bile bile. Gel, gel, gel. Gel. Gel abi. Hocam. Ulan. Yuh lan. Ormanda mısın sarı ayı? Futbol erkek işi aslanım. Sizi uyarmıştım ama dinlemediniz. Adam gibi oynayın oğlum. Herifin bacağını kıracaktın. Ne demek erkek işi? Lan. Devam edebilecek misin? Yok hocam. Üzerine basamıyorum ki. Baksanıza. Oğlum bir kişi eksildik. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim bariyer ya. Ben devam edemeyeceğim abi. Baksana bacağımın haline. Hocam hadi ya. Soğuyoruz ya. Hadi ya. Oh hadi. Yuh lan. Kontrol tamam mı? Tamam. Bak kurtarabilirsin buna inan. Tamam yapacağım kurtaracağım. Yani ne yapıyorsun ya? Hocam? Durum nedir Nedim? Hocam maçın bitmesine 10 dakika kaldı ve 3-0 mağlubuz. Hocam, bu zavallı arkadaşın ne işi var burada? Arkadaşlarının hezimetine tanık olsun diye mi getirdiniz?
Siz buyurun hocam maça. Gerçi 10 dakika kalmış. Maç daha yeni başladı.